psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Peki bu psikolojik sorunlar neden ortaya çıkmaktadır? Tabii bu sorunun cevabında birçok şık mevcut. Çünkü diyaliz ve ciddi bir rahatsızlık yaşamak kişinin sosyal hayatını, psikolojik durumunu, aile yaşantısını gibi bunun gibi birçok alanı etkilemekte. Ama başlıca neler etkileniyor, neden psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor diye bakacak olursak maddi ve mesleki bazı kayıplarının kayıplar yaşandığını bu kişiler tarafından görüyoruz. İnsanlar işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Ekonomik durumları bazen zarar görebiliyor diyalize girdiklerinde. Çünkü haftada 3 günlerini diyalize geçiriyorlar. Bu da aslında ciddi bir zaman kaybı bu insanlar için. Bunun yanında tabii sosyal çevrelerinden uzaklaştıklarını, arkadaşlıklarından uzaklaştıklarını, toplumda artık biraz daha belki bazılarının yalnızlaşmaya başladıklarını görüyoruz zaman zaman. İşte mesela aynen bu da mesleki yaşantının da biraz sekteye uğramasıyla bağlantılı aslında. İnsanlar işte iş çevrelerinden uzaklaşıyorlar. Bazen öğrenciler okullarından uzaklaşıyorlar gibi bazı durumlar mevcut. Bunun yanında aile bireylerinden de bazen uzaklaşmalar olabiliyor. Tabii bunlar arasında en önemlisi psikolojik durumlarını etkileyen faktörlerden en önemlisi de sağlıklarının belirsiz bir durumda olması. Ve tabii sağlık belirsizliği de kişinin önünü görememesine, gelecekle ilgili bazen planlar yapamamasına ve beraberinde de bir umutsuzluk duygusunun gelişmesine neden olabiliyor. Diyalizin yarattığı bu sıkıntılarla nasıl başa çıkmalı insan? Bunun için bazı geliştirebileceği stratejiler var hastaların. Örneğin içlerinden hiçbir şey yapmak gelmiyor olsa bile biraz kendilerini zorlamalarını biz tavsiye ediyoruz. Hiç dışarı çıkmak istemiyor olsa bile biraz kendini zorlayarak günde diyelim ki hiç çıkmıyorsa ilk çıktığında 10 dakika 15 dakika dışarıda kalarak daha sonra bu süreyi arttırarak dışarıda zaman geçirme, yakınlarını ziyaret etme, komşularını ziyaret etme, arkadaşlarıyla beraber olma gibi bazı davranışsal ödevler aslında bir uzmanla konuşulduğunda bu diyaliz hastalarına verilebiliyor. Bunun yanında aile ve sosyal desteğin kuvvetli olması lazım. Mesleklerini bırakmış olan insanlar bazen kendilerini bir işe yaramıyormuş gibi hissedebiliyorlar. Tabii ki mesleği bırakmak zor bir durum ama bunun yanında belki kişi biraz çabaladığında uğraş olarak kendine bulacağı bazı etkinlikler olabiliyor. Bunları bulabilmesi, bunlara zaman ayırması için de bazen hastalar cesaretlendirilmeli. Arkadaş ve aile çevresinden de yine dediğimiz gibi uzaklaşmak sorun yaratıyor. O yüzden yine söylediğim gibi bu kişilerle bir arada olmak için fırsat yaratmak gerekiyor. En önemlisi de gelecekten umudun kesilmemesi için gelecekle ilgili hedefler belirlemek, bunları bir yere yazmak, not etmek, hayal kurmak. Bunlar da kişinin psikolojik durumunun daha iyi olması için diyalizdeyken söylenebilecek noktalar arasında. Peki psikolojik sorun olması bu hastaların tedavisini nasıl etkiliyor? Eğer psikolojik problemler çözülmeden devam ederse, bu sorunlar, sıkıntılar birikirse hastanın tedaviye uyumunu da oldukça etkileyebildiği gözüküyor. Örneğin hasta bazen hastalığı kabullenmekte zorlanıyor. Böyle olunca da işte mesela diyalize haftada 3 gün girmesi gerekirken istemeyip bunu reddedip 2 gün girebiliyor. Ya da verilen tedaviyle ilgili ilaçları kullanmıyor. Örneğin sıvı alımına dikkat etmesi, bunu kısıtlaması gerekirken çok fazla sıvı alıyor. Ya da diyetine dikkat etmiyor. Bunun gibi bazı etkenler aslında psikolojik sorunlarla beraber giden problemler ve aslında en çok gördüğümüz tabloda bu. Bazen psikolojik problemi olan hastalar sonuçta tıbbi durumlarına da dikkat etmiyorlar ve fiziksel durumları da kötüye gitmiş oluyor. Dolayısıyla hastalığı kabullenmenin bazı faydaları var. Bunlardan bir tanesi tedaviye hastanın uyum göstermeye başlaması hastalığı kabullenerek. Peki nasıl hastalığa
biraz uyum gösterecek, nasıl kabullenecek hasta? Biz diyoruz ki önce kendisi hastalıkla ilgili bilgi alması lazım. Bunu kendisinin istemesi ve kendisinin aktif bir rol üstlenmesi lazım bu işte. Sadece yakınlarının ya da doktorların anlatmasıyla olmaz. Kendisinin araştırması, sorması, öğrenmek istemesi hastanın kendi hastalığını kabul etmesiyle ilgili önemli bir adım. Bunun dışında bu hastalığın yarattığı olumsuzluklarla nasıl başa çıkacağını da biraz bunun için bir çaba göstermesi lazım. Nasıl başa çıkabilirim? Kendi belki yöntemlerini uygulayabilmesi lazım. Çünkü herkes aslında genelde hayatta nasıl sorunlarla baş edebileceğini, baş etmesi gerektiğini az çok öğrenmiştir. Psikolojik sorun yaşamayan insanlar genelde. Belki hani tanının konmasıyla beraber kademeli olarak hastalığı kabullenmek, yani bir anda değil tabii ki ama parça parça, yavaş yavaş hastalığın akışına göre kabullenmek çok daha sağlıklı olacaktır. Tabii ne diyoruz? Yetersiz bir bağış oranı var ülkemizde ve bunun sonucunda da uzun bekleme listeleri oluşuyor kadavradan bağışla ilgili. Bu da diyaliz hastalarının bir tükenmişlik duygusuna kapılmasına ve bunun da beraberinde bazı psikolojik sorunlara yol açmasına neden olduğunu görüyoruz. Ve işte bu yüzden aile içinden eğer vericisi varsa kişilerin bir organ nakli merkezine başvurmalarını, aslında organ naklinin tabii diyalize oranla kişilerin yaşam kalitesini çok daha iyileştirici etkiye sahip olduğunu, birkaç ay sonra, nakilden birkaç ay sonra çok daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olduklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında hastalara tavsiyemiz de eğer bir vericileri varsa bir nakil için bir merkeze başvurmak. Çünkü diyaliz kesin bir tedavi yöntemi değil, kesin tedavi yöntemi böbrek yetmezliği için böbrek naklidir.